Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Anadolu'da Moğol istilası ve ikinci Türk Beylikleri dönemini birlikte ele alacağız. Hadi kemerleri bağlayın, hız kesmeden başlayalım. İlk olarak öğrenme çıktılarımıza Moğol istilası ve Anadolu coğrafyasını göreceğiz. Sonrasında ise anahtar kelimelerimiz Babaylik, Bektaşilik, Mevlevilik, Ahilik ve Cihat anlayışını ele alacağız. Tabii ki arkadaşlarımız temel kabullerde Anadolu Moğol istilası sonra Anadolu'da yaşanan siyasi, ekonomik ve kültürel yaşam tarzını ne yapacak sana öğretecek bu konu. Şimdi Moğol istilası ve Anadolu. Türkiye Selçuklu Devleti Sultan 1. Alaaddin Keykubat döneminde en parlak dönem yaşanmıştı. Hatırlayın bir önceki dersimizde bunu anlattık aslında. Türkiye Selçuklu'nun genel yapısını, sosyo kültürel yapısından bahsetmiştik. Devlet en parlak dönemini Alaaddin Keykubat zamanında yaşadı. Alaaddin Keykubat devletin merkezi olan Konya'yı bir nevi kültür ve bilim merkezi haline getirdi. Yine Cel Mevlana Celaleddin Rumi'yi Konya bölgesine yerleştirdi ve orada bir kültürel unsur ortaya çıkartmaya çalıştı. Yine ülkenin doğusunda ise yeni bir tehlike baş göstermeye başlayacak. Bu tehlike ise Moğol tehlikesiydi. Ama Moğol tehlikesi öncesinde yavaş yavaş Türkiye Selçuklu içerisinde de bir takım hareketlikler ortaya çıkmaya başladı. Alaaddin Keykubat o kadar mutlu bir insandı ki Anadolu'nun birçok bölgesini ticaret merkezi haline getirdi. Öyle ki Anadolu'daki coğrafyasında ticaret yapan insanlara şu garantiyi verdi. Gelin Anadolu'da ticaret yapın. Eğer ki malınıza bir zarar gelirse devlet olarak bunun ödemesini ben gerçekleştireceğim dedim. Anadolu'nun birçok yerine kervan saraylar yapıldı. Anadolu yavaş yavaş bir nevi ticaret merkezi haline gelmekteydi ve insanlar Anadolu'da mutlu ve refah içerisinde yaşamaktaydı. Tabii ki Moğol tehlikesi baş gösteriyordu. Bu dönemde Alaaddin Keykubat bu olaya karşı Hazem Şahlarla işbirliğine gitme teklifinde bulundu. Yalnız Hazem Şahlar Pek de iş niyetinde değildi. Hazem Şahlar doğudaki Türkiye Selçuklu Devleti'nin topraklarına göz dikmişti. Bu adım adım Türkiye Selçuklu'yla Hazem Şahları savaşa doğru götürmekteydi. Peki bu savaş ne olacaktı dersek tabii ki Yassı Çemen Savaşı diyeceksiniz. Yassı Çemen Savaşı'nda Hazem Şahlar ağır bir yenilgi almasıyla birlikte artık tarih sahnesinden silinip gidecekti. Aslında haritaya baktığınızda sıkıntılı bir durum ortaya çıkacaktı. Çünkü artık Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğol Devleti ne haline gelmişti? Komşu haline gelmiş ve Moğollar Anadolu coğrafyasını izlemekteydi. Alaaddin Keykubat yine tedirgin aynı zamanda da Moğollarla diplomatik ilişkiler kurmaktaydı. Yans Alaaddin Keykubat bir yemek esnasında zehirlenerek hayatını kaybetti. İşte Türkiye Selçuklu Devleti'nin sıkıntılı yaşayacağı duruma geçilmek üzereydi. Bu dönemde oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev tahta geçti ama 16 yaşındaki bir çocuktu. Bu devlet zamanında devleti yöneten bir kişi vardı. Saadettin Köpek. Saadettin Köpek devletin başına geçmek istedi. Hatta kendisi ikinci Kılıç Aslan'ın gayrimeşru çocuğu olduğunu iddiasında bulundu. İkinci Gıyasettin Keyusev ise tam arkadaşlar anlamıyla istediği gibi bir hükümdar olamamıştı. Şimdi Alaaddin Keykubat'ın ölümü sonrasında devlet içeride ve dışarıda ağır sorunlarla baş başa kalmıştı. Şimdi sırayı çözmek gerekiyordu. Anadolu'da o refahlık bir anda yerini tamamen bir hüzün bulutuna kaplamış ve Anadolu'daki Türkmenler yavaş yavaş homurdanmaya başlamıştı. Ama o esnada doğuda da sizi izleyen bir devlet vardı. O devlet ise Hülagu Han'ın başında olduğu İlhanlı Devleti'ydi. Yani Moğol İmparatorluğu'ydu. Moğol İmparatorluğu ama hiçbir şekilde Türkiye Selçuklu Devleti'ne saldırmadı. Çünkü onlara göre Türkiye Selçuklu Devleti gücün zirvesindeydi. Yenilebilirdi. Çünkü Moğolların askeri gücünde yenilmek gibi bir unsur yok ve ordu dağılabilirdi. Bu yüzden de Moğollar Türkiye Selçuklu'nun iç dinamiklerini izlemeye başladılar. İçeriden içeride Türkiye Selçuklu Devleti kaynamaya başladı. Peki nasıl kaynadı? Saadet'in köpeğin baskıcı tutumları yine Gıyasettin Keyhüsrev'in arkadaşlar istenilen bir hükümdar olamaması devleti içten içe yemip bitirmeye başladı. Tam o esnada tabii ki Türkmenlerden alınan ağır vergilerin sonrası ve Türkmenlerin birçok bölgeye sevk edilmesi isyanı patlattı. Peki bu isyan neydi? Babayiler ayaklanması ya da babayiler arkadaşlar ayaklanması olarak ne yapılmakta bilinmekte. Türkiye Selçuklu Devleti'nin merkezi otoritesinin zayıflamasını fırsat bilen bazı Türkmenler otlak ve meralarının yetersizliğini devletin kendileriyle ilgilenmediğini iddia ederek Baba İssek adı verilen bir Türkmen dervişinin önderliğinde isyan çıkardılar. İşte tam da Moğolların aradığı noktaydı. Babayiler olarak adlandırılan isyancılar Sivas'ı ele geçirip yağmaladılar. Bölge Türkiye Selçuklu'na ait bir orduyla yaptıkları savaş sonucunda yakalanan Baba İshak idam edildi. Ama bu sorunları çözmemişti. Çünkü doğuda sizi izleyen bir devlet vardı. O devlet ise Moğol İmparatorluğuydu. Ülkenin doğusunda yeni bir tehlike Moğol tehlikesi tamamen başını göstermeye başladı. Çünkü hatırlayın Moğollar Türkiye Selçuklu Devleti'ne saldırmıyordu. Çünkü Türkiye Selçuklu onlara göre gücün zirvesindeydi. Ama bu Babayiler isyanıyla artık aslında Türkiye Selçuklu'nun dinamiklerinin zayıfladığını, içten sıkıntılar yaşadığını Moğollar anlamıştı. Moğollar için Kaçınılmaz bir fırsattı. Peki o kaçınılmaz fırsat ne olacaktı? Tabii ki arkadaşlar Köse Dağ Savaşı. Türkiye Selçuklu ilerisinde yaşanan siyasi istikrarsızlıktan faydalanan Moğollar Anadolu'ya girdiler akın akın. Selçuklu öncü kuvvetleri Moğol ordusunu Sivas'ın doğusunda bulunan Köse Dağ mevkisinde karşıladı. Başlarında ise hükümdar 2. Gıyasettin Keyhüsrev vardı. Sizce 2. Gıyasettin Keyhüsrev ne yapmış olabilir? hiç de istediğiniz şeyleri yapmayacak. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev yenileceğini anlayınca orduyu bırakıp Konya'ya kaçmıştır. Bu ise Türkiye Selçuklu ordusunun dağılmasına ve Moğolların Anadolu'yu tahrip etmesine sebep olacak. Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu'nun büyük bir bölümünü Moğolların egemenliğine bıraktı. Yine Türkiye Selçuklu Devleti'nde yıkılma süreci başladı. Türkiye Selçuklu'nun merkezi otoritesinin zayıflaması Anadolu'nun Moğol istilasından uzak kesimlerinde birçok Türk beyliğinin kurulmasını sağladı. Aynı zamanda Ahevrani Veli, Hacı Bektaşi Veli gibi önemli derviş ve insanlar Moğollara karşı baş kaldırdılar. Nitekim yine bu ayaklanmaların sırası içerisinde Ahi evran Veli ve Hacı Bektaş Veli hayatlarını kaybetti. Anadolu'da hızlı bir şekilde Moğollara karşı bir başkaldırı vardı. İşte tam o esnada beklendik durumda Mısır bölgesinde yeni bir Türk devleti büyüyordu. O ise Memlük İmparatorluğuydu. Memlükler aynı Calut Savaşı'nda Moğolları ilk ve tek durduran Türk devleti olmuştu. Aynı zamanda... Sultan Baybars döneminde Anadolu'ya Memlük ordusu yardım göndermiş ve Moğollarla yapılan Elbistan Savaşı sonrasında Moğollar ağır bir yenilgiye uğramıştı. Umutsuzluğa kapılan Türkmenler Baybars'ın önderliğinde bir anda umutlandılar, yeşillendirdiler, filizlendiler. Ve sonrasında tabii ki Anadolu'da arkadaşlar Büyük bir tahrip ortaya çıkacak. Anadolu'ya Horasan ve çevresinde çok sayıda Türkmenin gelmesine ortam hazırladı. Ve Türkiye Selçuklu Devleti bu Türkmenleri uç adı verilen Bizans sınırlarına yerleştirmeye başladı. Her ucun bir beyi vardı. Bu uçlardan beylerden bir tanesini tanıyorsunuz aslında. Birazdan söyleyeceğiz. Uç beylerin görevleri sınırlarda güvenliği sağlamak. Bunun yanında Bizans'tan ele geçirdikleri bölgeler ise Türkiye Selçuklu tarafından uç beylerine kılıç hakkı yani toprak olarak ne yapılırdı verilirdi Akabinde Moğollar Doğu ve Orta Anadolu'yu işgal etmelerine rağmen Batı Anadolu bölgesine hiç ulaşmadılar. Göse Dağı Savaşı sonrasında ise Türkiye Selçuklu Devleti'nin merkezi otoritesinin zayıflaması Anadolu'da muhtelif yerleşik birçok yerde Türk Beylikleri'nin kurulmasını ve Anadolu'da 2. Türk Beylikleri döneminin başlamasını sağladı. Bakın arkadaşlar unutmayın 2. Gıyasettin'den sonra devlet yıkılmamıştır. Sadece Moğolların egemenliği altına girdiler. Yalnız 2. Sultan Mesut'un ölmesiyle de birlikte devlet tamamen tarih sahnesinden çekilmiştir ve parça pünçük Anadolu coğrafyasında birçok beylik ortaya çıktı. Osmanoğulları, Karesoğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşe, Hamitoğulları, Karamanoğulları, Ramazanoğulları, Udulkadiroğulları, Elatne Beyliği gibi beylikler ortaya çıkacaktı. Tabii ki bu da Anadolu'da siyasi birliğin oluşmasını ne yapmıştı? Bize engellemişti. Tabii akabinde doğuda Trabzon İmparatorluğu, Akkoyunlar, Karakoyunlar, Memlük İmparatorluğu gibi imparatorluklar ne yapmakta? Yer almaktaydı. Yalnız aslında bu tarih sahneleri yeni bir imparatorluğun filizleneceği noktaydı. Tabii ki o filizlenecek imparatorluk o dönemde Türkiye Selçuklu içerisinde yer alan küçük bir beylikti. Tabii ki Osmanoğullarıydı. Osmanoğulları Anadolu coğrafyasında hızla yükselecek ve 700 yıllık dünyaya hakim olan büyük bir imparatorluk haline gelecekti. Aslında bir diğer dersimizde bu noktaya da ne yapacağız? Değineceğiz. Peki Anadolu'daki beylikler kimlerdi? Karamanoğulları Konya civarında kuruldu. Hatta Karamanoğlu Mehmet Bey yani Karamanoğulları kendilerini Türkiye Selçuklu'nun varisi olarak gördü. Ve Karamanoğlu Mehmet Bey şöyle bir emir verdi. Bundan sonra camide, pazarda, dergahta, her yerde ne konuşulacaktır? Türkçe konuşulacaktır bu neyin göstergesiydi? Aslında Türkçeye kıymet verildiğini göstergesiydi. Çünkü Türkçe Türkiye Selçuklu Devleti'nin resmi dili Farsça olmuş ve Türkçe gerilemeye başlamıştı. Aslı Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçenin gelişime büyük katkılar sunmuştu ve beylikler içerisinde en güçlü beylikti. Çünkü Osmanlı Devleti'ni bile uğraştıracak en büyük beylikti. Geldim Germiyan oğullarına. Germiyan oğulları Kütahya civarında kuruldu ve Osmanlı Devleti kurulduğunda Germiyan oğullarından çeyiz olarak Kütahya, Sima ve Tavşanlı'yı yaptı? Aldı. Aydın oğulları Aydın civarında kuruldu. Denizcilik faaliyetlerini yürüttüler. Geldim Menteşeoğulları'na, Muğla civarında kuruldu. Denizcilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Sarıhonaoğulları Balıkesir ve Çanakkale civarlarında kuruldu. Denizcilik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Karesoğulları Ankara Tokat Sivas civarında kuruldu. Aslında şöyle hemen düzeltelim bunu arkadaşlar. Nerede diyeceksiniz? Balıkesir bölgesinde kuruluyor. Hatta Osmanlı Devleti'ne arkadaşlar katılan İlk beyliğimiz olarak ne yapılmakta bilinmekte Osmanlı Devleti Karesoğlu beyliğini almasıyla birlikte Rumeli'ye açık geçişlerde ilk adımlardan bir tanesini sağladı. Aynı zamanda da unutmayacaksınız Anadolu Türk Siyasi Birliği'nde atılan ilk adımda Karesoğlu beyliğinin alınması olmuştu. Osmanoğulları Söğüt ve Domaniç bölgesinde Bizans'a bir uç beyi olarak ne yaptı? Atandı. Hamitoğulları Isparta ve Burdur civarında kuruldu. Candaroğulları Kastamonu ve Sinop civarında kuruldu. Denizcilik faaliyetlerinde bulundular. Ramazanoğulları Adana ve Tarsus bölgesinde Dulkadiroğulları Maraş civarında kurulurken Eratna devleti ise Ankara, Tokat, Sivas, civarında ne yapıldı? Kuruldu. Bu beylikler içerisinde bizim için ilk öncelikli olarak Karesoğulları neden diyeceksiniz? Çünkü Osmanlı'ya katılan ilk beyliğimiz olacak. Osmanlı'yı en çok uğraştıran ve kendisini Türkiye Selçuklu'nun mirasçısı olarak gören kimdi? Karamanoğullarıydı. Tabii ki bizim için yükselen bir yıldız olan kim olacaktı? Osman oğullarıydı. Yani büyük bir imparatorluk haline gelecek olay Söğüt ve Domaniç coğrafyasında kurulmak üzereydi. Peki biz konu biterken neyi gördük Moğol istilasını ve Anadolu coğrafyasını unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar Alaaddin Keykubat'ın ölümüyle birlikte devlet zayıflamış devlette de taht kavgaları baş göstermişti. 2. Gıyaseddin'in tahta geçmesiyle birlikte ve Anadolu'da çıkan Baba'ya ayaklanması sonrasında Moğollar Anadolu'da Türkiye Selçuklu ordularıyla Köse Dağı mevkisinde savaşa tutuştular. Bu savaşın sonrasında 2. Gıyasettin büyük bir yenilgi almasıyla birlikte Anadolu'da arkadaşlar bir Moğol istilası başladı. Bu Moğol istilasının sonrasında Anadolu'da İkinci beylikler diye adlandırdım. Beylikler ortaya çıktı. Bu beylikler içerisinde en güçlü olanı Karamanoğulları ve ama dünyaya hakim olacak imparatorluk ise Osmanoğulları olacaktı. Bir dahaki dersimizde Osmanoğullarının nasıl büyüdüğünü ve nasıl mükemmel bir imparatorluk haline geldiğini birlikte ele alacağız. Tabi her zaman konu bitmeden önce her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, iyi çalışmalar diliyorum.